1920'lerin sonlarına doğru bir araya gelmişler ve günümüzde de sarsılmaz bir ünün sahibi olmuşlar. Müthiş bir Böylece. uyum sağlamışlar, değil Evet, mi? son derece. Ve onları bir araya getirmek şansı ya da onuru, sinema tarihinin ilginç bir kişisine nasip olmuş yapımcı, yönetmen Hal Roach, efsanevi bir isim. Hal Roach 1992 yılında onur konuğu olarak Berlin Şenliğini ziyaret etti, kalkıp oraya geldi. 1892 doğumlu olduğuna göre tam 100 yaşındaydı. Buna rağmen Amerika'dan kalkıp Berlin'e gelmek imkanını buldu. Söyleşiler yaptı, Laurel Hardy ile ilgili anılarını anlattı, onları nasıl keşfettiğini, bir araya getirdiğini anlattı. Ve bu vesileyle Hal Roach hakkında da ilginç bir kitap yayınlandı. Ve bir yıl sonra da 101 yaşında bu önemli sanatçı, yapımcı, yönetmen hayata veda etti. Evet Cale, sen Laurel Hardy filmi izledin mi bilmiyorum. Yaşın çok uygun değil aslında ama. İzledim. İzledin herhalde. Ne diyorsun? Öncelikle çok sevimli olduklarını düşünüyorum tabii. Şişman Hardy ikilinin aslında hep ezen, Laurel'i üzen, hırpalayan kişisi, üste çıkan kişisi. Ama çok da sevimli bir taraftan. Ama bir anlamda da kaba gücü temsil ediyor. Gövdesi kadar iri olmayan beyni yüzünden sonunda zor durumlara düşen yine de o oluyor. Evet, Laurel ince, zayıf, içten düşecek veyahut da kuvvetli bir rüzgarla uçacak gibi sanki. Ne var ki o aklı temsil ediyor. Dolayısıyla çoğu zaman o kazanıyor sonunda. Yani aslında bu ikilinin biri aklı öbürü de kaba gücü temsil ediyor denebilir. Ve aralarında bir tür sadomazoşist ilişki var. Değil mi Murat, ne dersin? Evet, ama onlar hakkında başka şeyler de söylenebilir. Örneğin Laurel Hardy sinemanın en büyük yıkım ve tahrip ustaları. Onların tahrip edemeyeceği, birkaç dakika içinde yok edemeyeceği araç ya da ne bileyim makina, bina yok gibi adeta. Onları perdedeki varlıklarını simgelemek için herhalde mükemmel bir kargaşa deyimini kullanmak doğru olur. Evet, ama bu sanki bilinçli ve akıllıca yaratılmış bir kargaşa, planlı bir kargaşa, Evet. değil mi? Sayın seyirciler, ünlü Fransız düşünürü Roland Barthes bu ikiliyi çok seviyordu. Onlar hakkında bir inceleme yazmış ve bir yerinde şöyle demişti. Onlar kusursuz ama aynı zamanda son derece kırılgan ve de geçici bir ikilidir. Yazar Manny Farber ise Laurel Hardy'yi William Faulkner veyahut da Howard Hawks kadar tipik Amerikan bir sanatçı ikilisi olarak niteledi. Bunlar ilginç görüşler ama onları Amerikanlıkla sınırlamak yanlış olur bence. Çünkü yaptıklarıyla evrensel olmayı da başarmışlar. Bütün dünyada çok sevilen sanatçılar bunlar, Laurel ve Hardy. Ülkemizde de Ferdi Tayfur diye adında bir seslendirme sanatçısının, bizler yetişemedik onun seslendirmesine ancak çok başarılıymış. Laurel Hardy'yi çok başarılı bir şekilde seslendirmiş zamanında ve bütün Türkiye'ye sevdirmiş. Evet, Laurel Hardy veya Üç Ahbap Çavuşlar gibi güldürü dehalarını yaptığı özgün seslendirmeyle bizde de kuşaklar boyu sevdiren Ferdi Tayfur'u şimdi rahmetle analım. Ve isterseniz bu kadar sözünü ettikten sonra bu ünlü sinema güldürü ikilisini sessiz dönemden başlayarak kimi filmlerinden seçtiğimiz birkaç bölümle kısaca analım.